alıcı ve satıcılara aracılık ederek oto alım-satım sürecini daha kurumsal hale getirmeyi vaat eden markalar 2010'ların sonuna doğru hayatımıza girmeye başladı. Ancak C2B2C olarak adlandırılan bu modelin popüler hale gelmesi 2020'yi bulacaktı. Pandemi nedeniyle otomobil talebinde adeta talep patlaması yaşanıyordu. Ancak bu talebe karşın tedarik zincirinde yaşanan bozulma ve çip krizi nedeniyle sıfır araca ulaşmak imkansızlaşmıştı. Bu durum ikinci el adeta bir akın yaşanmasına yol açtı. Özellikle de C2B2C platformlara. Çünkü pandemi boyunca her şeyi online olarak satın almaya alışmış tüketiciler artık otomobillerini de oturdukları yerden fiziksel temas olmadan satın almak istiyordu. Bu yaşanan ilgiden aslan payını ise Vava Cars aldı. Hem marka bilinirliği hem de imaj skorlarında açık ara liderliği ele geçirmişti. Letgo'nun C2B2C araç alım satım platformu Otoplus, kategorideki diğer markalardan çok sonra 2021 yılında pazara girdi. En önemli imaj kriteri zahmetsizlik olan kategoride Otoplus'tan erken pazara giren oyuncular yaptıkları yeniliklerle bu kriteri çoktan domine etmişlerdi bile. Hedef kitlerine kolaylık vaat eden markalar tek tıkla aracını satın al, aynı gün paran cebine girsin, aracın kapına kadar teslim edilsin gibi söylemlerle vaatlerini güçlendirmişlerdi. Özetle kategoride kendine yer açmak isteyen Otoplus kategoriye çok geç girmenin handikapını yaşıyordu. Otoplus'un hedefi kategorinin lider oyuncusu Vava Cars'ı geride bırakmaktı. Bunu başarabilmek için Otoplus kategorinin en çok akla gelen markası olmalı ve marka algısını güçlendirmeliydi. Öte yandan agresif satış ve ciro hedeflerine ulaşabilmek için de web sitesi ziyaretini ve randevu için gelen çağrı sayılarını arttırması kaçınılmazdı. Kategorinin en önemli kriteri zahmetsizlik, rakipler tarafından sahiplenmişti. Ancak bu kriterin ardından gelen en önemli kriter güven, henüz herhangi bir rakip tarafından sahiplenmemişti. Oysa ki yapılan segmentasyon arayışında, güven arayışındaki tüketicilerden oluşan bu segmentin en geniş segment olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durum Otoplus için adeta bir fırsat anlamına geliyordu. İkinci el araç konusunda deneyimsiz, bu kişilerin araç alım satımı süresince hatta araçlarını aldıktan sonra bile kesin bir şey çıkacak düşüncesini kafasına atamadıkları ortaya çıktı. Bu içgörüyü merkeze alan kampanya fikrimiz ile kesin bir şey çıkacak duygusu yaşayan tüketicilere Otoplus'la bu duygudan kurtulabilecekleri mesajını ilettik. Farklı mecralara entegre ettiğimiz kampanyamız ile geniş kitlerin dikkatini çektik. Otoplus en önemli marka hedefi olan akla ilk gelen marka olma kriterinde rakibi Vava Cars'ı geride bıraktı. Satış ve ciro hedeflerinin ise kat be kat üzerinde bir başarı elde etti.